Sevgili lezzet dostları, Hakan Aga mutfağına hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Çok eskiden beridir merak ettiğim, hoşuma giden bir mutfak Osmanlı mutfağı. Osmanlı mutfağı hakkında şöyle güzel bir kaynak edindim. O kaynaktan yola çıkarak böyle yapabileceğim güzel tarifleri sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk tarifim helvayı Hakani. İçindeki malzemeleri görünce zaten direkt beynimden vurulmuşa döndüm. Ya gerçekten sultanlara, gerçekten Hakanlara layık bir helva. Hemen yapmaya başlayalım, zira gerçekten çok güzel görünüyor. Önce şerbetinden başlayalım. Şerbetini sütle yapacağız. Şekerini de balla vereceğiz. Arkadaşlar 3 su bardağı kadar sütüm var. Bunu kaynamaya alacağız. Şöyle altını yakalım. Ve sütümüzün kaynamasını sağlayalım. Evet arkadaşlar, sütüm kaynadı. Biraz önce bir kapağını kaldırdım. Evet, sütüm kaynadı. Şimdi bu sütü kapatıyorum. Çünkü balı kaynar vaziyette vermek istemiyorum. 3 su bardağı süte 1,5 su bardağı bal. Şöyle balımızı veriyoruz. Şöyle güzel bir sıyıralım. Kalmasın hiçbirisi. Evet, balımı verdim. Şöyle bu arkadaşı iyi bir karıştırıp balın içeride erimesini sağlayın. Ondan sonra kenara alacağız bunu. Balın sütün içerisinde iyice eridiğinden emin olduktan sonra şöyle bunu alıyoruz. Bu arkadaşı kapatıp şöyle kenara alalım. Şöyle tenceremi, aygazımı aldım. Evet. Dört yemek kaşığı kadar tereyağını güzel bir eritiyorum. Tereyağımı güzel bir erittim. Arkadaşlar bütün ölçerimi aynı su bardağı ile veriyorum. Yarım su bardağı un. Yarım su bardağı pirinç unu. Yarım su bardağı buğday nişastası. Bu arkadaşların altını açıyorum ve bunları bir güzel kavuruyorum. Şöyle helvamızı bir 10 dakika kadar kavurduktan sonra şöyle 1 su bardağı kadar badem içim var. Ben bunları kavrulmuş aldım. Siz almazsanız önce yağda bir kavurun. Bunun yarısını şöyle süslemek için bırakacağım sadece biraz. Evet. Yarısını atıyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Şöyle bademlerin kokusu helvaya iyice bir nüfuz etsin. Arkadaşlar helvamızı iyice kavuracağız. Yaklaşık 20-25 dakika kadar veyahut da kokusu çıkana kadar, çünkü sizin ateşinizle veya kabınızla öne alakalıdır. Kokusu çıkana kadar güzel bir kavuracağız bunu. Evet, yaklaşık bir 20-25 dakikalık kavurma serüveninden sonra helvamızın unu hazır. Dikkat edin, şöyle anlayabilirsiniz. Rengi değişiyor ve bakın beyaz köpükler çıkmaya başlıyor. Bu şu demek, un ve diğer materyaller kavruldu ve dibe çöküyor ve yağ köpürmeye başlıyor. Şimdi, bunun altı yine kısıkta kalıyor. Geliyoruz şerbetimize. Şerbetimizi şöyle azar azar vereceğiz. Evet. Hemen kavuruyoruz. Hemen. Altını kısın iyice. Evet. Altını iyice kısın. Herhangi bir yanmaya muhal vermeyelim. Evet. İyice yedirin şerbeti. Evet, geri kalan şerbet bekliyoruz. Ununuzun, nişastanızın ve pirinç ununuzun kalitesine göre şerbeti alma oranı değişecektir.
O yüzden ölçülü yavaş yavaş ekleyin. Sıkıntı olmasın. Şerbet kalabilir. Yeter ki yetmemezlik yapmasın. Evet, biraz daha var. Bunu da veriyoruz. Evet, şöyle güzel bir karıştıralım iyice. Şöyle sütümüzü iyice bir yedirin. Evet, gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Demek ki son şerbetimizi de alacak. Evet, bunu da ekleyelim. Bunun da yarısını ekleyelim. Evet. Yani şerbeti fazla döküp sıvılaştırdıktan sonra geri dönüşümüz yok. İşin kötü tarafı. O yüzden yavaş yavaş ekleyelim. Evet. Arkadaşlar, bu aşamaları videoyu kesmeden koyacağım. Biraz uzun olacak belki ama adımları tek tek görmenizi istiyorum. Evet. Evet, son şerbetimizi de veriyoruz. Harika. Bunu da yediriyoruz. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ama tariflerimi denemeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Destekleriniz ve yorumlarınız benim için çok çok önemli. İstemiş olduğunuz herhangi bir şey varsa onu da bana söylerseniz yorumlarınızda çok çok sevinirim. Sizin yönlendirmenizle her zaman bu kanalı çok çok daha iyi yerlere getirmek istiyorum. Lütfen yardımınızı esirgemeyin. Dostlar, gördüğünüz gibi helvamızın kıvamı çok güzel oldu. Harika. Şimdi bu arkadaşın altını kapatıyorum. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir malzemem daha var. Şöyle bir 150 gram kadar kaymağım var. Bu kaymağı bunun içerisine atıyorum ve bunu da yediriyorum. Ballı, kaymaklı, bademli, tereyağlı. Ya gerçekten harika. Malzemeler müthiş zaten. Şimdi güzel bir yedirelim bunu da. Daha sonra helvamızı güzel bir dinlenmeye bırakacağız. Evet. Evet dostlar. Kaymağımızı da iyice yedirdik. Yani harika bir lezzete benziyor. Şöyle bir bakayım nasıl olmuş. Bildiğiniz hiçbir helvanın tadına benzemiyor. Garanti ederim. Evet. Helvamız hazır. Şimdi sonunu yapalım. Şöyle tadına bir bakalım. Şimdi ağzımda uyandırdığı hissi ancak şöyle anlatabilirim. İlk yudumu alıp yuttuktan sonra tükürük bezlerim direkt çalıştı. Tekrar bir yudum daha istedi. İnanın bana, bu kadar net. Un helvası ve erimik helvasını hepimiz biliyoruz. Bu çok yabancı bir şey değil. Ama bunu yerken o ikisinin de tadını unutun. Garanti veriyorum, unutun. Alakası yok. Bakın hala ağzım şu anda sulanıyor. İlk yudumu aldım ve hala sulanıyor. Ve hala istiyor. Bakın. Şerbeti sütle bal. Üstüne kaymak aşk ediyoruz. En sonunda kaymakla ve tereyağıyla kavuruyoruz. Sadece un değil, pirinç unu ve nişasta ve badem. Ya müthiş bir karışım. Müthiş bir birleşim. Harika bir tarif. Ya inanın bana, şu anda
yediğim bütün helvaları ben unuttum. Yok, bunun üstü yok daha yani. Daha yok. Ve Osmanlı'yı hayırla yad ediyorum. Gerçekten her şeyle beraber mutfağı da bir harika. Arkadaşlar, bu helvayı mutlaka yapın. Size aşırı tavsiyemdir. Bir lezzet videosundan daha size veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lezzetle kalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ama hepsinden önemlisi tariflerimi denemeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.